Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz bir BMW E60. Aracımız 2007 model arkadaşlar. BMW E60'ın makyajsız kasası. Bunun bir de biliyorsunuz LC'leri var. Makyajlı olan versiyonları var. Bu otomobil 2003 yılında ilk defa piyasaya sürülen bir BMW 5 serisi. Biliyorsunuz bunun önceki nesli E39'du. Sonraki nesli de F10 kasa arkadaşlar ama ikisinin arasında gerçekten fiyat olarak, sevgi olarak yani kullananların otomobili sevmesi açısından baktığınız zaman bu otomobilin yeri birazcık farklı. Bu otomobil biraz ya sev ya da nefret et tarzında bir araba. Çünkü ilk defa BMW'de böyle işte fark açılarını görüyorsunuz. Yanlara doğru uzatılmış, arka stoplar yine uzatılmış şekilde. Biraz böyle bu nasıl BMW diyen kesimin olduğu bir otomobil ama binip kullanan çoğu kişi bu arabayı çok ciddi manada seviyor. Öncelikle biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Aracımız 5.20 dizel, 2.0 dizel, 4 silindirli bir motoru var. Bu M47 motor, bir de N47 motor var. Onlar 177 beygir, bu motor 163 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda 340 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Aracımızın ağırlığı 1520-1530 kilo civarlarında. 520 litre bir bagaj hacmi var. 6 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzımanı var. Bunlarla birlikte 0-100 verimizde 8.7 saniye bu otomobilde arkadaşlar. Hemen şöyle detaylarına geçelim. Bu araç standart paket olan bir araç. Totalde ülkemizde standart, comfort, premium ve M Sport olarak 4 donanım paketine sahip. Arada belki başka ufak tefek makyajlı makyajsız şeyler gelmiş olabilir. Çünkü bunlarda gümrük çıkışlı birçok versiyon da var. Genelde standart 4 tane paketi var bu otomobilin. Önden başlayalım. Ön tarafta şöyle görüyorsunuz. LED sinyallerimiz var üst tarafta. Şu alt tarafta mercekli farlarımız var. Far yıkamamız. Farlar xenon bu arada. Ön park sensörlerimiz. Alt tarafta sis lambalarımız mevcut. Orijinal jantlarımız var. Ben orijinal BMW'yi seviyorum. Bu arabanın yapım aşamasıyla maliyetleriyle ilgili de bir video çekmiştik. O da muhtemelen bunun testinden önce gelir arkadaşlar. 225-55-17 arkadaşlar. 5 kollu orijinal. Ben bunu orijinal haliyle çok seviyorum. Hem konfor olarak hem yol tutuş olarak gerçekten de kitabın ortası diyebilirim bu arabaya. Bu lastiklerle, bu jantlarla beraber. Şöyle geçelim. Mesela yan taraftan baktığınızda camların etrafındaki krom çıtalar, yandaki bu sade çizgi oldukça güzel gözüküyor. Özellikle arabaya şu açıdan bakınca diyorsun ki tam bir Alman diyorsun. Arkada bir tek çıkış egzozumuz var. Yine park sensörlerimiz. Yine stop gruplarımız böyle yanlara doğru uzatılmış arkadaşlar. Arkadan biraz böyle stopların yanlarını kesecek olursanız E39 kasaya da çok benziyor. Şuradan bagaj kapağımızı bir açalım. Gördüğünüz gibi burada 520 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Yanda ufak tefek şöyle gözler var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kancalarımız yine mevcut. Aracın arka koltuğu yatmıyor. Onun bilgisini vereyim. Bu tür premium arabaların çok dolu olmayan versiyonlarında bu detayı görüyoruz. Audi A4'ün 2019 modelinde de görmüştük. Yukarıda bir tane aydınlatmamız var burada. Yukarı doğru çıktığımızda burada bir avadanlığımız var arkadaşlar. Tutup kapatmanız için iki tane de tutamak mevcut. Şöyle kapatalım ve arka tarafına doğru geçelim arabanın. Gayet tok kapı hissiyatlarımız var. Kapı yüzeylerimiz arkadaşlar şöyle hafif yumuşak malzeme. Buralar elimi koyduğum yerler çok yumuşak malzeme. Şuralarda çok hafif gıcırdamalar var. Makyajlı versiyonda ön ve arka kapı içleri işte direksiyonu, onda joystick vites geliyor. Arka stop ledi, ön farlarda bir sürü farklılıklar var. Ama bu makyajsız kasası dediğim gibi. Şurada kocaman kapı içi gözlerimiz var. Bunun şu elime değdiğim karşı tarafı kaplı değil, şu sırtı kaplı abi. Şu taraf. Şuraları kaplı. Mesela premium olmayan otomobillerde oralar kaplı, buralar kaplı değil geliyor. Bunda da tam tersi geliyor. Premium birkaç markada da bunu gördüm. Burada kapı ışıklarımız var. Orijinal BMW görüyorsunuz. İçeri doğru baktığımızda deri koltuklarımız var arkadaşlar. Üçüncü kişinin oturacağı koltuk kol dayanağı olarak aşağı iniyor bu arada. Bu arabada şöyle bir gözümüz ve şurada da iki tane bardaklığımız var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yine içeri doğru geçtiğim zaman burada iki tane havalandırma menfezi, bir AUX girişi görüyorsunuz. Şurada yine iki tane 12 volt çıkışı var arkadaşlar. Tabi daha dolularında burada birkaç malzeme daha geliyor. Aynı zamanda bu havalandırmanın aç kapı özelliği de mevcut. Bu otomobilde baş mesafesi şöyle baya baya iyi. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi yine baya baya iyi. Çok iyi bir diz mesafesi var arkadaşlar. Şurada bir tane aydınlatmamız var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şurada tutamaklarımız falan askı aparatlarıyla beraber tamamı mevcut. Ama bir BMW klasiği yine ayarlı emniyet kemeri mandalı mevcut değil. Aynı zamanda arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış açısı
bu şekilde yani arkaya biraz çökerek oturuyorsunuz. Ve devam edelim. Önde de kapı hissiyatlarımız gayet güzel. Yine burada airbaglerimizi görüyorsunuz. Buradaki malzemeler arkadakilerle aynı. Şurada bir kapı içi gözümüz mevcut. İçeri geçtiğimiz zaman yarı elektrikli koltukları görüyorsunuz. Bu da bir BMW klasiği. Birçok modelin standart paketinde bu şekilde yarı elektrikli koltuklar geliyor. İşte şuradan minder kısmını, şuradan ileri geri ayarlıyorsun. Geri kalanı buradan ayarlayabiliyorsun. Ama dolusunu alırsan sınırı yok zaten, biliyorsunuz bu arabaların. İçine doğru biniyorum. İçeride arkadaşlar şurada far kumandalarını görüyorsunuz. Otomatik farımız mevcut bu otomobilde. Şurada standart BMW kadranlarımız var. Burada direksiyonumuzun derinlik yükseklik ayarı mevcut. Yine ses sistemi ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada far sensörümüz mevcut arkadaşlar ama hız sabitleyicisi standart donanım paketinde mevcut değil. Hemen şöyle anahtarımızı göstereyim. Anahtarımız şöyle bir BMW anahtarı. Gördüğünüz üzere herhangi bir çıkıntısı falan yok. Direkt şuraya takıyorsunuz. Şöyle. Buradaki tuştan makineyi çalıştırıyorsunuz. Kapımızı kapatalım. Şöyle bir bilgi ekranımız var burada gördüğünüz gibi. 286 bin kilometrede bu otomobil. Orta tarafta sonradan Aykut abinin taktırdığı bir Android ekranımız var. Biliyorsunuz NBT ekranda taktırabiliyorsunuz ama maliyetleri yüksek olduğu için bir Android ekran takmışlar. Bu da gerçekten çok güzel çalışıyor. Altta iki tane havalandırma menfezi. Manuel klima var. Burada bir tane gözümüz var. Şu DCT tuşumuz, Park Sensor Off tuşumuz mevcut. Altı ileri şanzımanımızın kolu burada. Bunun aynı zamanda manuel yani sport modu da mevcut arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman bir joystick görüyorsunuz. Menü tuşu ve joystick. Bununla birlikte şuradaki ekran çalışıyor ama çok da içgüdüsel çalıştığını söyleyemem. Yine bir tane manuel el frenimiz var. Bir BMW'de ben manuel el freni her zaman isterim. Şuraya geldiğimiz zaman bir tane torpido gözümüz var. Bu da çok büyük değil, çok küçük de değil. Hemen sağ tarafa gidelim. Burada bir bardaklığımız var. Aynı şekilde şurada bir tane bardaklığımız var. Burada kilitli bir torpido gözümüz var. Soğutmalı ve aydınlatmalı aynı zamanda. İçerisi de komple kaplı arkadaşlar. Yukarı doğru çıktığım zaman yukarıda burada ışıklı makyaj aynası. Şu ışık tertibatları da çok güzel. Bu arabada sunroofumuz da var. Zaten çoğunda sunroof var. Sunroof ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada otomatik kararabilen bir iç dikiz aynamız mevcut. E60'ın iç ve dış detayları böyleydi arkadaşlar. Tabii. Bu arabanın makyajı kasasını alırsanız kör nokta uyarı sistemi, head-up display gibi birçok farklı, işte adaptif farlar gibi birçok farklı özellikler de geliyor arkadaşlar. Bunlarla beraber uzun far asistanı, şerit takip sistemi birçok donanım, yani bugünün birçok donanımı geliyor. BMW E60'ın biliyorsunuz birçok farklı motor versiyonu da mevcut. 2.0 benzininden başlıyor. Ta V10 motorlara kadar çıkıyor. Yine dizelde de aynı. Ama ülkemizde daha çok 2.0i yani 5.20i ve 5.20d versiyonu kullanılıyor biliyorsunuz. Bu otomobiller hem vergi hem yakıt avantajı nedeniyle bunlar daha çok tercih ediliyor. Ve kameralarımızı bağlayalım. Videoya devam edelim. Dostlar E60 dizelimizin, 2.0 dizelimizin içindeyiz. Abi hoş geldin. Arabanın bir maliyet videosunu yaptık zaten. Bir gece çekimi oldu. Çok lezzetli bir video oldu o da. Şimdi gelelim. Zaten E60'ın bir videosu vardı. E60 gerçekten 5 kasalar arasında dediğim gibi dışarıdan bakınca çok sevilmeyen. Yani bazı kesimler çok seviyor, bayılıyor. Onlar kim? Binip bilenler. Bazıları da diyorlar ki ya işte çekik far falan hoşuna gitmiyor. İlk başta benim de hoşuma gitmiyordu. Ama arabaya böyle bu araba ilk bindim, kullanmaya başladım falan. Ne kadar hoşuma gitti. Çünkü konforu, sürüş karakteri gerçekten de seni sürüşün içerisine alan, sürüşün içerisine çeken BMW'lerden bir tanesi. E-segmenti sportif araba gibi bir şey bu yani. Tabii şimdi şöyle, mesela bunun F10'unu ben hangisini daha çok seviyorum desen, F10'u da çok seviyorum ama bunun sürüş zevki daha iyi. Kesinlikle. Onun da hissiyatı daha iyi. O seni bir şeymişsin gibi hissettiriyor araba. Bunda da var da o hava. Bu biraz daha böyle şeysin, iç içesin yani burada arabayla. Burada sürmeyi istiyorsun. Orada içinde olmayı istiyorsun. Bunların ikisi başka şeyler. Şimdi başlayalım görüş açılarından. Aynalarımız tabii makyajsız. Makyajda yine aynalar da değişiyor bildiğim kadarıyla. Aynalarımızın açıları falan güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir görüş açısı probleminiz yok. Orta aynamızdaki açınız güzel. Burada da hiçbir görüş açısı probleminiz yok. Eskiden bu büyük arabaların görüş açıları biraz problemliydi. Bunda ama hiçbir sıkıntı yok. Oturma pozisyonunuz çok iyi. İstediğin kadar derin, istediğin kadar yüksekte oturabiliyorsun. Çok rahat, koltuklar inanılmaz. Ve çok rahat koltukları var. Mesela burada baldır uzatma falan yok ama gerek de yok. Çok. Gerçekten çok ideal bir şey var. Baldır seviyesi. Bir de baldırı da ayarlayabiliyorsun ya. O güzel bir ayar yani. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Bizim birader bunun koltuklarına ilk defa oturdu. A4'ü var. Dedi satacağım, beğen alacağım.
o kadar rahat gelmiyor yani. Aynen, koltuklar çok güzel. Bel ağrısı falan da yapmıyor yani. İstediğin gibi otur koltuklarda. Ya o skala geniş oluyor ya, onu seviyorum zaten. Yani istediğin, isteyen istediği gibi ağırlasın kardeşim. Yani bir şeye bağlı kalmıyorsun. Direksiyonumuz bir tık büyük. Aslında bu arabaya göre çok büyük değil ama bir tık bence büyük. Bir de şey, makyajının direksiyonu daha güzel çok tarz olarak. Evet. Ha, bu da kötü mü değil ama makyajının direksiyonu daha güzel. İlerleyen zamanlarda takmayı düşünüyorum. Aynen. Zaten abi sen bu seneyi kapatmışsın bir 30 bin civarında maliyetle. Aynen. Sonrasında devam edeceğiz diyorsun. Daha bu BMW'de yapılacak iş bitmez. Biliyorsunuz. Biterse araba biter, satarsın. BMW'nin fulli diye bir şey yok. Tabii. Evet, yani full artı full yazarlar ya ilanları. Yok öyle bir şey. Bitmiyor bu arabada. Yani yurt dışından getiriyorlar. Neler neler var yani. Başka bir arada küçük bir detay görüyorsun diyorsun, hoşuna gidiyor. Ha, bu arabada şey bile var, düşünsenize. Adaptif hız sabitleyici bile var başka modellerde. Tabii, doğru. Gece görüş kamerası olan modelleri var. Yani saymakla bitmez. Koltuk yani. Kafalı elektrikli olanlar var. Yani şu andaki günümüzün teknolojisini adamlar 2003 yılında yapmış aslında. Vardı canım. Şimdi biz normal alelade arabalarda kullanabiliyoruz. O zaman lüks otomobillerde vardı. İşte şimdi Türkiye'ye gelen paketlerde hiçbir zaman full artı full gelmemiş. Ama insanlar ne yapıyor şimdi? BMW severler yavaş yavaş arabalarından çıkma parçadan oradan buradan dolduruyorlar. Eklenebiliyor. BMW'nin güzelliği de bu. Head-up'la koyabiliyorsun buna. Hiçbir sıkıntı yok. Abi bir de şöyle bir şey var yani. Bunun motorunu beğenmedi. Motorunu değiştir. Her şey ya. Çok ufak civata farklarıyla motor değiştiriyorsun. Yeni motor takıyorsun, eski motor takıyorsun. Sıkıntı yok yani. Her şeye uygun bu BMW. Bu marka BMW'de E60'larda, E90'larda, E90 hep parçalar birbirine uyumlu olduğu için bir de parça bulmada da sıkıntı yaşamıyor. Doğru, bunun bazı parçaları E90'larda da aynı değil mi? Aynen. Paradan haber verse. Para varsa sıkıntı yok diyorsun. Doğru. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Arabanın hemen nereye gelelim? Süspansiyonlarına. Süspansiyonlarımız orta sertlikte. Yani çok sert de değil, şey de değil ama uzun yolda çok konforlu hissettiriyor. Bozuk yola girdiğin zaman aslında süspansiyonların sönümlemeleri falan çok iyi. Sadece böyle çok aşırı kütür kütür bozuk yola girdiğin zaman birazcık şeyini hissediyorsun. Çalışması aslında şey değil. Çok sesli yine çalışmıyor ama. Bir Mercedes süspansiyonu yok. Değil. Biraz yavaş çalışıyor. Öyle hissediyorsun. Evet. Yetişemiyor sanki arabaya o bozuk yollarda. Ama şu tarz asfaltlarda falan bindiğin zaman hem konfor sunuyor. Keyif. Tabii hem konfor sunuyor sana hem de belli bir ölçüde çok güzel yol tutuşu sunuyor. 17 jantlar mesela, buna 19-20 takanlar var, yok. 17 ile hem konfor hem yol tutuşu alıyorsun. Net bir şekilde alıyorsun. Gerçekten kesinlikle. Çok güzel. Hani ben mesela, sen bu arabayı yapmışsın. En çok jantlarını değiştirmediğine, yani boyutunu değiştirmediğine sevindim. Evet. Yani bu boyutlarla gerçekten bu arabaya oldukça ideal bir şey var, jantı var. Çünkü sürüş keyfi bunlarla çok ben çok bu iyi. Bu arabayı yaparken orijinalliğini bozmadan orijinal malzeme kullanarak yaptım. Bir şeyler yaptım bu şekilde diyorsun. Böyle şimdi, de devam edecek yani. Çok çok güzel gerçekten. Araba da zaten şey, abi o kadar parlak ki boyası. Yani elimi dokunuyorum, parmak izi kalıyor. Rahatsız oldum ya. Eldiven mi taksam evet, falan diye. Evet. Görenler komple boyattırdı falan diye soruyor. Aynen, güzel olmuş. Böyle bir şey yok. Restore FX diye bir uygulama var. Bunu Nevşehir'de 15 yıldır tanıdığım Osman Açıkgöz Auto Design abimiz yaptı, sağ olsun. Çok güzel oldu araba. Allah var, sıfırdan farksız oldu. Şu anda ben mesela Sivas'ta buradan parlak araba görmedim. Siyah olarak. O çok güzel ya, çok gerçekten parmak izim kalıyor. Piyano bilek gibi şey yaptım yani, rahatsız oldum. Şimdi şeye gelelim abi, arabanın yalıtımına gelelim. Motor tarafında dışarıdan motoru çok sesli. O dönemin zaten Euro 4 bu motor. O dönemin dizelleri böyleydi. Ama ben hep şey diyorum, sesli çalışan dizel motor uzun ömürlü dizel motordur. Her zaman böyledir yani bu iş. Şimdi içeri geçtiğin zaman dizel olduğunu rölantide özellikle işte akşam falan böyle şeydeysen, sessiz bir yerdeysen anlıyorsun herhalde. Ses geliyor. İlk kalkışlarda dizel olduğu belli, ses geliyor ama sabit giderken ses gelmiyor. Rüzgar sesine gelecek olursak, mesela şu an gidiyoruz, hiç ses yok yani. Hiç motor namına hiçbir ses yok. Sabit gittiğin zaman, gazladığında da tatlı bir motor sesi. Tatlı bir motor sesi var. Ya. Aynen öyle, çok ciddi bir şeysi yok yani. 4000 devirleri geçtik mesela. Böyle hani olay bu, 4500 devirlerde de böyle gidiyor. Şeye gelelim, rüzgar sesine gelelim. Sanu perdesi bir şey görevi görüyor. Yalıtım işlevi görevi görüyor. Perde şu an açık. Sanur tarafından biraz daha ses geliyor. 110'dan 120'den sonra hafif yanlardan bir ses ki başlıyor ama şey, yalıtılmış bir ses. Hani böyle birden böyle ses başlamıyor. Hafif rüzgarı hissediyorsun. Bu rahatsız edecek boyutta bir şey. Aynen. Yok yani bu C segmenti gibi düşünme.
Tabii 140-145'i geçtikten sonra daha çok geliyor. Ben bunun benzinlisini videosunu yaptığımda onda biraz daha düşüktü ses yalıtım seviyesi. Belki dizel benzinin arasındaki fark da olabilir. Belki arabaların bakım durumuyla, düzgünlük durumuyla, kaza durumuyla alakalı da bu iş olabilir. Çünkü kapı fitillerini değişmedim ben. Ona sıra gelmedi. Onu da değişeceğiz. Belki azalır. Aynen. Bir de şu var. Şimdi mesela araba kazalı diyelim. Test yaptığımız arabada bazen kaza oluyor işte. Evet. Kapıya vurmuş. Nasıl yaptıkları önemli yani. Tabii ki. Oradan ses yalıtımı arasında onun farklılık da olabiliyor. Bu daha gerçekçi. İşte o anlamda. Yol sesi beklediğimin üzerinde. Ama aşırı değil ama biraz yol sesiniz var. Bozuk yola girince de belli oluyor bu yol sesi. Ama hani şöyle. Mesela bu sınıfta bir A6'ya binsen daha çok yol sesi geliyor. Bu model yıllarında bindiğin zaman. Onda daha çok geliyor. BMW'de bir şey, Mercedes'te biraz daha az geliyor. Bu ikisinin ortasında. Hani premium olarak kıyasla dersen bu ikisinin ortasında. Volvo'lar hiç sayma. Onlara da daha çok geliyor. Bu ikinci sırada yani. Mercedes'ten sonra bu araba gelir diyebilirim. Genişlik olarak çok iyi. Özellikle koltuğu biraz aşağı indirdim mi tavanla aranda bayağı bir mesafe kalıyor. O manada da arabayı beğendim. Bu arabaya bindiğimde şunu hissediyorum. Yani arabayla özellikle gazladığımda bu araba yolda küçülmüyor, büyüyor. Yani böyle bir şey geliyor. Hani altındaki şeyin bir kıymeti var. Yani bakıyorsun. Güven veriyor gibi bir şey. Tabii kesinlikle çok güvenli hızlanıyor. Gerçekten de. Mesela şimdi bu araba bunun dolu versiyonu değil ama şimdi ben hep şey diyorum abi. Bir arabadan kullanabildiğin oyuncakların tamamını çıkar. O arabayı hala sürmek istiyorsan o araba zevkli arabadır. Bu araba da öyle. Yani bütün ben mesela bu arabaya girdim. Ben bu ekranı hiç kurcalamadım. Çünkü hiç ilgimi çekmedi yani. Niye? Araba güzel. Ben de kurcalamıyorum. Sadece müziğe ihtiyacım olduğunda açıyorum. Bluetooth'u var tamam ama işimi o çözüyor diyorsun. Bluetooth, telefon falan filan yani. Şimdi bu arabada gerçekten de o durum var. Yani işte donanım şu bu tam doldurulur, oynanır mesela, bir şeyler yapılır ama arabanın kendi zevki. Dijital klima olsun isterdik ama inanın göze batmıyor yani. Yok kesinlikle. Kesinlikle gayet şey. O manada gerçekten çok zevkli. Zaten onu izleyenler de tahmin ediyordur. Çok zevkli bir araba olduğunu eminim ki onlar da tahmin ediyordur. Şimdi gelelim arabanın motoruna. Şimdi bu motorun tabii daha güçlü bir versiyonu var dedik. En 177 versiyonu var. Yenilerinde 180'lik, 180 kaçtı? 186 mıydı onlar? 184'lük F1 videosu da yaptık zaten. Şimdi tabii yenilerinde belki bir tık daha iyi performansı var. Ama bunun performansı tam böyle şeyde. Kıvamında. Yani seni yormaz, yolda bırakmaz, az gidiyor demezsin. İşte BMW aldık ama zayıf demezsin mesela. Yok öyle bir şey hissedemezsin yani güç veriyor. Ama 3000'i bunun 3000'ini sürersen mesela dersin ki 2000 gitmiyor dersin. Tabii o orası yani, öyle yani ona yapacak bir şey yok. Bunların efsane motoru 3000 dizel ama bakım maliyeti, yakıt olsun şey olsun ben 2000 tercih ettim. Tabii bir de şimdi bunun abi yeterli yani her türlü bak hiç eksik demezsin. Dip gaz yaptım. 3000'den sonra da bir salınışı var yani arabanın. 70 olduk. 80, 90, 100. 2 kişiyiz bir de çantam var. 120. 130. Devam. 140. Hiç kesilmiyor. Bozuk yolda gidiyoruz. Tabii bozuk yolda gidiyoruz. 150'ye geldik mesela. 150-140'larda 2500 devirde gidiyor arkadaşlar bu araba. Şimdi şuradan döneceğim. Tekrar virajlı bir yol var. Orada biraz viraj kastırırız. Buradan girdik diye buradan devam ettim. Gazlamayı biraz sonraki yola bıraktım. Abi bakım maliyetleri normal. Şimdi restorasyonunu anlattık zaten. Bakım maliyetleri. Onu niye diyorum? Restorasyon videosuna kalsın. Onu biraz merak etsin. Tamam sıkıntı yok. Bakım maliyetleri, yakıt tüketimin, arabadan memnun olup olmadığın noktalar. Bunları sorayım sana. Bakım maliyeti 10.000'de bir bakım yapılması öneriliyor bu arabalara. Ama ben 6.000'de falan yağ değiştiriyorum. 500-600 lira tüm filtreleri değiştirdiğinde ortalama miktar. Bence Clio'ya da aynı parayı harcıyorsun. Tabii aynı ya, aynı şey. Evet. Buna 1 litre 2 litre fazla koyuyorsundur, yani, olay o. Her şeyin en iyisini koyarak 600 liraya mal oluyor. Öyle diyeyim ben sana. Hı hı. Ortalama yakıta gelince basmana göre değişir. Uzun yolda ben 110-120 yoluna göre 130 bastığımda 6,5 litre ortalamayla gidiyorum. Ama Allah ne verdiyse bastığımda 8,1-8,2 o civarda seviyorum. Yine iyi. O civarda yakıyorum. Yani hiç 150'den aşağı düşmediğim zamanlar bunlar. Hı hı. Şehir içinde de normal kullanıyorum ben. Abartı kullanmıyorum. 8,1 civarında yakıyor. 8 litre civarında yakıyor ama 7 litrelerde gördüğüm oluyor yani.
O biraz o şeyle trafikle, trafikle hangi ilde olduğunla, hangi güzergahtan gittiğinde. Aynen. Mesela adamla aynı ilde yaşıyoruz. Adamın evi çevre yolunda. Çevre yolundan çıkıyor, işe geliyor. 2 litre daha az yakıyor benden 100 kilometrede. Evet. Diyor ki bu araba az yakıyor. Abi sen benim geldiğim yoldan bir gel. Aynen. Yani o da çok önemli. Ortalama 7, 8, 9 araba civarında. Sürekli gazla yara kullanmazsan çok ekonomik bir araba. Zaten hangi arabayı gazlarsan gazla yakar. Ben bundan önce dediğim gibi bu 19. araba. Çok araba kullandım. Benzinli de kullandım, dizel de kullandım. Yakıt olarak görmüyor bu beni. Hı hı. 1.4 TSI mesela beni çok yoruyordu benzinli. O çok gaz veren bir araba. Leon vardı bende. Gazlarsan çok yakar. Evet, çok yakan bir araba. Onda sakin gidersen sıkıntı yok. Oo, çok ekonomik. Sakin aslında gidemiyorsun aslında. Tabii şimdi mesela benim Golf vardı. Hep diyorum buradan Ankara'ya gittim sakin 5.2. Gelirken bir 5.20'nin arkasına takıldım, yapıştırdım, geldim 15 küsür müydü neydi abi? Yakar. Yani gazladın mı da o 3 katına çıkıyor yani. Yakar kesinlikle. Ama çok zevkli motoru, onu da çok seviyorum mesela abi. 4 tane falan Leon aldım, değiştirdim. Bu da benim 4. BMW Leon arasında gidip geliyoruz. Zaten bir bağlantı var ikisinin arasında. Leon'dan sonra genelde şey olur. Geçen bir galerici abiyle konuşuyorum. Diyor ki Leon diyor BMW almak isteyip de şuralarda bir durulayım diyen doktor arabası benim gözümde diye. Hep doktora satıyormuş Leon'ları. Premium'dan önce şuralarda bir durulayım, yani, ortamı yoklayayım diye doktor arabasıdır Leon diye. Leon için artık yaşımızın geçtiğini düşünüyorum. Yok ya neyin var daha gencecik adamsın. Bu arabayı da aldık satmayı da düşünmüyorum. Çok şükür çok memnunum yani. Arabada memnuniyet açısından. Ya işte bak senin gibi adam aldı mı bu arabada sıkıntı yok. Sen diyorsun ki ben bunu alırım. Bu sene 30 harcarım. Yarın 10 harcarım. Bu senin keyfine. Arabanın bakımlarını yaptırmışsın. 10 kağıdı belki bakımları harcadın. Geri kalanı senin zevkine. Bak tabii canım kozmetiğe çok harcadım ben. Şu teyp yani 4,5 milyar az değil yani. Bir anlamda bakarsan öyle. Nebete ile kıyaslarsan sen bunu daha uygun diye aldın mesela, doğru mu? Nebete tabii, daha pahalıydı. Nebete, bu daha çok şey sunuyordu. Daha uygundu. Nebete için bir de İstanbul'a götüreceğin arabayı falan filan bırakacaksın. Şimdi ne işe yere bıraktım Osman abiye. Taktı yani. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bir de kullanma amacın önemli. Bu da orijinal gibi duruyor. Yani görüntü kalitesi çok güzel falan. Bence Nebete'den daha güzel bunun görüntü kalitesi. Nebete'yi böyle canlı görmediğim için, internette gördüğümüz için 10 bin lirada değmez diye düşünüyorum. Yok çok param varsa yaptır. Tabii canım orijinal G'sen ille de yani orijinal tam orijinal sen hepsini orijinal yaptırdın ama aynen. Onda da gerek görmedi yani onun yerine abi buna şey yaparsın yani 6 bin lira fark var arada 6 bin lira paranın yanına 3 lira daha koy şanzıman takarsın arabaya yani. Yani öyle değil mi yani şimdi? Baktığın zaman bir de öyle bir durum var. İşte kısa zamanda buna yaptıracağım bu sene bitti diyorum da bir led far alacağım, şey stop alacağım pardon. Onu bir dek getirirsek yani alacağım. Onun dışında arabaya bir şey yapmayı düşünmüyorum. Biraz gezmeyi düşünüyorum, tozmayı düşünüyorum. Şu korona olayla biterse inşallah. Amin. Şimdi biraz da tadından bahsedelim abi arabanın. Evet. Abi viraj giriş çıkışlarında çok sağlam. Önü, arkası çok dengeli bu arabanın. Gerçekten çok dengeli. Mesela şu an 140'larda gidiyoruz. Çok dengeli bir şekilde arabayla virajlara girip çıkabiliyorsunuz. Direksiyonun hissiyatı çok güzel. Hem net, çevirdin mi burnunu direkt sokuyor. Hem yolda olan biteni sana hissettirebiliyor mesela. Sadece gazla değil, direksiyonla da sürüşün içerisine giriyorsun arabada. Bunların hepsi birleştiği zaman da inanılmaz zevkli bir sürüş oluyor. Yanlamak istediğin zaman bu otomobilde buna tork sayesinde çok güzel cevaplar veriyor. Gerçekten de doğru viteste, doğru yerde ve doğru lastikle gazlama şey yapar, yanlamak istersen araba çok güzel dönüyor. Ama tabii bu teker ön gitmek için yapılmış. Bu otomobil her ne kadar arkadan itiş olsa da ben bunu her yerde ve her zaman tavsiye etmiyorum. Yani bu yerinde tamam tatlı güzel bir yeri bulursun kimsenin olmadığı. İşte veya ne bileyim piste çıkarsın bir yere gidersin oralarda olur. Ama onun haricinde çok tavsiye etmiyorum. Bu arabada ilgili en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şu. Şimdi torklu bir makine olmasına rağmen çok fazla göt baş atmıyor virajlarda falan. Bunun mesela 30'unu alırsan o biraz daha göt baş atar abi bu araba. O güç fazla geliyor. Tabii. Bunda öyle değil ama bunda biraz daha böyle şeysin, iyisin o konuda gerçekten. Şu bizim yolda abi şöyle bir E60'a bir bakalım nasılmış tutuşu. Bura biraz tehlikeli bir yol. O yüzden ESP'yi kapatmayacağım. Yani kapatabiliriz aslında ama hadi yine de biz kapatmayalım. Ben hiç kapatmıyorum. Belki kapanmıyordur falan dermiş. Yok kapanıyor. Şimdi bura. Araba arkası nasıl geliyor? Efendime söyleyeyim nasıl gidiyor? Nasıl dönüyor?
Nasıl yanlıyor? İşte böyle. Şu 3000 devirden sonraki hissiyatı var ya. O da müthiş yani gerçekten. Şimdi bu arada ben biraz rahatım da biz 80'de 90'da dönüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek de bir şey olmuyor yani. Pek de bir şey olmuyor yani. Geçen gece yaptığımız virajlar daha güzeldi. Aslında orada biz şey yapacaktık. Video yani. Alacaktık. Bak, tatlı tatlı geliyor. ESP de biraz bırakıyor sonra tutuyor. Aynen. Hemen şey yapmıyor yani seni. İşte bu 530 olsa burada çok daha fazla yapacağım. Ama genç arkadaşlar, şoförlüğü çok daha iyi olmayan arkadaşlar için 530 tehlikeli bir araba. Tabii canım. 520 her halükarda dizeliyle bence gayet ideal. Şurada mesela. Çok tatlı kayıyor araba zaten ya, öyle çok şeysi yok yani. Lezzetli gidiyor. Zaten alanımız oraydı. Ya 520 dizelin tutuşu gerçekten çok güzel. Kolay kolay arabayı bırakamıyorsunuz. Göt baş da kolay kolay atmıyor. Bence ideal motor bu. Yani bunu mesela şimdi ben işte hanım da kullansa, yarın çocuğun da kullansa şu motorla hiç korkmazsın yani. Ama biraz daha büyüyor olursa o biraz daha şoförlü iyi olan adam işi. Evet, evet. Kuvvetli motor iyi şoförlük gerekiyor. Ya da X-Drive alacaksın. X-Drive. O şekilde biliyorum. Bunların zaten 4 çekeri de var istersen. Evet. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Piyasadaki şu andaki E60'ları çok temiz olanlar da var ama düşük kilometre bulmak imkansız. Piyasalarda uçmuş durumda biliyorsun. Yani temiz bir E60 almak isteyen iyi para vermek zorunda, onu söyleyeyim. Kesinlikle. Ya malını ucuza vermiyor, iyi malı. Abi şu an 160-170 kağıt isteyenler var. Ama açıyorsun premium paket. Arabada yok yok. Adam kitap gibi bakmış arabasına. 90.000'de, 100.000'de. Senin araba şu an 286.000'de ama sen şimdi bu kadar harcadıktan sonra gerçekten bunun bir geri dönüşünün olduğunu görüyorsun. Bir de ben şey diyorum yani, kıymeti olan edecek bir arabaya harcarsan zevk alıyorsun. Kesinlikle. Ben sadece şeye karşıyım. Bu E60'larda hepsi canta aynı oldu. Hepsi en paket. Hepsi geniş lastik takmalar, 19-20 jant takmalar, araba yerde sıfır gidiyor falan. Kızılay dağıtıyormuş gibi. Biraz Şahin'e döndürmeye başladılar. Ben ona karşıyım. İnşallah devam etmez bu süreç. Şahinci muamelesi görmek istemiyorum açıkçası ben. Doğru doğru, ama senin araba öyle durmuyor ki zaten. Senin araba gerçekten bir özel tatlı duruyor yani. Ben bu duruşu daha çok seviyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize tatlı davran. Abi çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.